Asya steplerinden Anadolu bozkırlarına. 3 kıta, 7 denizde insan ve medeniyet. Hazırlayan ve sunan Saniye Öztürk. Merhaba değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'ndan İnsan ve Medeniyet programından sesleniyoruz sizlere. Bugün Teknik Masa'da Mehmet Ali Yıldırım bizlerle birlikte olacak ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe ve Bilim Tarihi Öğretim Üyesi İhsan Fazlıoğlu Hocam bugün misafirimiz. Hocam tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Efendim bugün medreseler hakkında dinlemek istiyoruz sizi. Kadim medeniyetimizde Türk kültüründe birlik ve beraberliği sağlaması açısından medrese, tekke ve zaviyelerin fonksiyonları çok önemli. Bütün eğitim faaliyetlerinin yapıldığı kurumlar. Hani biz programlarımızda bu medeniyetin, tarihin izlerini takip etmeye gayret ediyoruz. Geçmişi bilmeden bugünü anlamak, geleceği inşa etmek mümkün değil. Bizim yaptığımız o tarihi tecrübeleri konuşmak. Evet. Bugün de medreseler ve tekke zaviyeler hakkında sizden bilgiler almak istiyoruz. Sizin bir ifadeniz var hocam, onu da söyleyeyim. Sonra sözü size bırakayım. Türk tarihi açısından özel bir önemi var. Medreselerin Oğuzları millet yapıyor gibi bir ifadeniz var efendim. Neydi evet. Medreselerin işlevi? Şimdi giriş olarak şunu söyleyelim. İnsanlar genelde tarihte inşa ettikleri kurumları, kavramları, o kurum ve kavramların fonksiyonları ortadan kalkınca bir yapı olarak kutsamaya meyillerler. Bir kere kutsal bir şeyden bahsetmiyoruz. Tarihte inşa ettiğimiz, belirli bir sorunu çözmek için inşa ettiğimiz yapılardan bahsediyoruz. Dolayısıyla işlevi kaybolunca o kurumun da bir anlamı kalmaz. Yani ağlama duvarı değil bizim medeniyetimiz. Ağlama duvarında yapılan muamele gibi hiçbir kurumumuza böyle muamele yapmamamız lazım. Bu çok önemli bir husustur. Şimdi ben şuna şu örneği veriyorum. Size saldırıyorlar, siz kale duvarlarını yapıyorsunuz. Bir işlev sonucunda yapıyorsunuz bunu ve sizi koruyor. Ama bir süre sonra adam uçak gönderiyor. Uçaktan sizi bombalıyorlar, siz hala kale duvarları edebiyatı yapmaya devam ediyorsunuz. Ya artık onun bir işlevi kalmadı. Dolayısıyla biz şu anda herhangi bir tarihsel anlamıyla bir kurumumuzdan konuştuğumuz zaman bunun tarihsel olduğunu unutmamamız lazım. Tanrı dışında, Cenab-ı Hak dışında zaman ve mekan üstü hiçbir şey yoktur. Kafiyeci, Mehmet Kafiyeci Fatih döneminde yaşamış büyük bir alimimiz. Onun tarih ilmine giriş kitabında öyle diyor. Muhtestir Tanrı dışındaki her şey. Yani. Kelamcıların. Yani her şey sonradan var olmuştur. Sonradan var olan her şey yok olacaktır. Cenab-ı Hak hariç. O yüzden tarihsel kurumlarımız da böyledir. Fonksiyonlarına bakmamız lazım, işlevlerine bakmamız lazım. Elbette biraz önce kullandığınız güzel bir cümle, tecrübesini bugün aktarabilirsiniz. Burada bir kutsama, yani takdirle takdisi birbirine karıştırmayalım. Biz tarihimizi çoğunlukla takdir ederken takdise kaçıyoruz. Bu kadar çok kutsal olan bir zihin düşünemez. Bizim kutsalımız bellidir. O açıdan nedir o zaman sorumuz? Medreseler fonksiyonu neydi? Niye üretildiler? Buna bakmamız lazım. Zaten o fonksiyonlarını kaybettiklerinde kendileri ortadan kalktı. Yeni kurum kurarsınız. Yeni sorulara cevap olacak, cevap üretecek kurumlar kurarsınız. Medreselerin fonksiyonu şudur. Karahanlılar kurulduğu zaman Hindistan'a yakın bir bölgede kuruluyorlar biliyorsunuz. Karahanlılara kadar İslam dünyası eğitim yok mu? Var. Eğitim her yerde var. Hazreti Peygamber zamanında başlıyor. Hatta bugün bildiğimiz okul sistemini kuran Babillerdir. Önlük dahil. Tabii Mısır'da var. Her kültür kendi birikimini sonraki kuşağa aktarmak ister. Bu doğal bir şeydir, insani bir şeydir. Dolayısıyla eğitim kurumları zaten var. Ama medreselerin çok enteresan bir durumu var. O da şudur. Karahanlılar bakıyorlar ki ama Karahan devleti değil, ulema. Bu çok önemli. İslam medeniyeti ilimsiz, ulemasız yorumlanamaz. Bunu defaatle tekrar etmemiz lazım. Osmanlı devletini anlatıyor insanlar, ulema yok orada. Ya ulema olmadan o devlet kurulmaz. Ve ulema için İslam devleti tek bir devlettir bakınız kültürel açıdan. Yani şu kurulmuş, bu kurulmuş, şu devlet kurulmuş, hiç buna bakmaz ulema. Endülüs'ten Çin'e kadar İslam dünyasını tek bir entite kabul eder. Ve ona göre düşünür, ona göre üretir. Elbette mevcut politik organizasyonlarla ilişkileri vardır. Orayı besleyecek bilgiyi de üretirler. Ama bir üst dili de her zaman canlı tutarlar. Karahanlılar bakıyorlar ki Budistler, Budist tapınaklarındaki okullar yoluyla çok ciddi bir eğitim faaliyeti yapıp Budizm tebliğinde bulunuyorlar. Bunun üzerine ulema orayı taklit ederek medreseleri kuruyor. Bu çok önemli. Çünkü ilginçtir. Hindistan'daki medreseler modern döneme kadar, 20. yüzyıla kadar hep aile medreseleridir. Vakıf değil, devlet değil.
aile medeniyeti. Çünkü Karahanlı geleneğini devam etmişlerdi son döneme kadar. Ben hatta o gelenekten gelen, o aileden gelen birkaç Hintli bilginle Amerika'da tanışmıştım. Yani babası, dedesi, dedesinin dedesi şeye kadar gidiyor. 5-6 nesil yukarı gidiyor. Hepsi bir medrese geleneğinden. Bu medreseleri niçin kuruyor Karahanlı alimleri? Orada gençleri eğitip Budist tebliğine karşı insanları bilgiyle donatmak için. Ama 960'da Selçuklular İslam dünyasına dahil olup 1040'da Dandangan Savaşı ile siyasi hakimiyeti ele alıp 1055'te Bağdat'ı ele geçirip İslam dünyasının hamisi olunca nasıl bir İslam dünyası buluyorlar? Parçalanmış, bölünmüş, entelektüel olarak parçalanmış. Bakın biz bugün 4 tane fıkıh mezhep var diyoruz. Nereden 4 tane? Binlerce var. İtikadi mezhep diyoruz işte 2 tane, bir de Caferi 3 tane. 500-600 tane var. Siyasi olarak bölünmüşsünüz, ekonomik olarak bölünmüşsünüz, entelektüel olarak bölünmüşsünüz, din olarak paramparça bir yapı var. İnsanlar birbiriyle anlaşamıyorlar. Dolayısıyla Selçuklular önce bir merkezi devlet kuruyor. Bunu Selçuklular bilgiye danışarak, o dönemin bürokratları, entelektüeller, ulema zaten böyle bir yapının peşinde ve bunu kuruyorlar. Nasıl ki siyasi birliği sağlıyorlarsa entelektüel birliği sağlamak için de eğitim kurumlarının vazgeçilmesini fark ediyorlar. Ve Karahanlı tecrübesini devlet politikası haline getiriyorlar. Gayet basitti. Çünkü eğitim olmadan bir kültürde o biraz önce söylediğimiz ya da bir önceki programda söylediğimiz gökyüzü birlikteliğini yaratamazsınız. Ortak bir bakışınız olması lazım. Ortak bir diliniz olması lazım. Ortak bir aklınız olması lazım. Ortak bir vicdanın olması lazım. Hani Mevlana'nın meşhur sözüyle aynı dili konuşanlar değil, aynı anlam dünyasını paylaşanlar millet olurlar diyor. Şimdi dolayısıyla Selçukluların en büyük başarısı bu Karahanlı tecrübesini bir devlet politikasına hale getirip akılda, gönülde, vicdanda, duyguda birliği sağlamak. Nasıl sağlıyorlar bunu? Gayet basit. Şimdi bakın bugün Türkiye'de de aynı şey olmuyor mu? Siz ilkokulda çocuğunuzu gönderiyorsunuz okula. Trabzon'da, Edirne'de, Hakkari'de, Muğla'da, Konya'da, Ankara'da aynı kitap okunuyor. İstanbul lehçesi üzerine yazılmış metinler okutuluyor. Ortak kavramlar benimsetiyor. Ortak bir tarih tasavvur oluşturuluyor. İnsanlara akılda, dilde, her yerde bir birlik sağlıyor. Bunun eğitim düzeyinde son derece iyi bir fonksiyonu var. Ha, olumsuz tarafları var mı? Var. Onu da aşabilirsiniz. O sıkıntı değil. Nedir o? Yaratıcı insan tipini nasıl muhafaza edeceksiniz böyle bir eğitimde? Onu da siz eğitim metodolojilerini geliştirerek yapabilirsiniz. Yüksek eğitimde yapabilirsiniz. Ama neticede bir toplumu taşıyan, hani politik bir tabir olacak, orta sınıftır. Orta yapı, buna tahsilli kesim diyoruz. Bu tahsilli kesimi siz medreselerle oluşturursunuz. Şimdi klasik geleneklerde alimler var, cahiller var. İslam medeniyeti yeni bir sınıf üretiyor. Bu başka bir kültürde büyük ölçekte yoktur bakın. Tahsilli insan sınıfı. Özellikle Sultan Sencer, Harzemşahlardan sonra İslam medeniyetinin Türkistan, İran, Kuzey Irak, Suriye, Anadolu ve Balkan hattında tahsilli dediğimiz alim olmayan ama cahil olmayan bir sınıf türüyor. Bu 600 yıllık imparatorluğu mümkün kılan, 1000 yıllık tecrübeyi mümkün kılan yapı budur. Çünkü taşıyamazsınız öbür türlü bu kadar büyük bir yapıyı. Medreseler eliyle. Tabii. Medreseler ama bu medreseler basit anlamıyla eğitim kurumları değil sadece. Bunun yanında tekkeler var. Bu zaviyeler var. Yani vicdanı birliği de sağlıyorsunuz. Duygu birliğini de sağlıyorsunuz. Entelektüel özelliği nasıl sağlayacaksınız? Onun için de Sultan Sencer'in etrafındaki alimler, özellikle Gazali'nin talebeleri, Harakiler, Çamini'ler, Fahrettin Razi'ler yeni bir dille yazıyorlar metinleri. Üst bir dil geliştiriyorlar. Üst bir dil geliştirmek demek şudur. Yani ben bir kitap yazıyorum. Bu kitabı ancak bir hoca ile okuyabilirsiniz. Hoca ile öğrenci arasına başka ne siyasi otorite ne de başka bir kamusal güç girebilir. Bu medreselerin sürekliliğini sağlıyor. Bilginin zihinlerde taşınmasını mümkün kılıyor. Ve bilimde, bilgide zihni özelliği mümkün kılıyor. Evet. Dolayısıyla medreselerin İslam medeniyetinde kazandırdığı budur. Tevhid ilkesinin entelektüel tecellisini sağlamış oluyor. Medreselerin İslam medeniyetinin geneli için önemi yanında bir de Türkler için özel bir önemi var. O da şudur. Şimdi Tuğrul Bey okuma yazma bilmeyen bir insan. Selçuklular büyük oranda göçebe bir topluluk. Buradaki göçebeliği çok genel anlamda almayın. Yerleşik tarafları da var çünkü bunlar bazen şehirlerde yaşıyorlar, bazen göçüyorlar. Ama neticede büyük bir kültür geçmişi olan insanlar değiller. Bunu bizzat Tuğrul Bey'in kendisi söylüyor. Nişabur'a girdiği zaman kadıyı çağırıyor. Diyor ki biz hayvan güden bir milletiz. Bize insan yönetmeyi öğretebilir misin? Bakın bu çok önemli bir cümledir. Bilgiye danışıyor yani. Bilmiyor ama bilene soruyor. Şimdi bunu nereden çıkartıyoruz? Nizami Mülk'ün siyasetnamesinde
Bir gün bir Oğuz generali devletin bürokratik buraların olduğu yeri basıyor. Ve çok ilginç bir cümle söylüyor. Diyor ki bu devleti biz kurduk ama bizim insanımıza devlet kademelerine yer vermiyorsunuz. Katipler, hasipler nerede bunlar? Nizami Mülk orada diyor ki yazıda verelim okuma yazma bilen, hesaptan anlayan, matematik bilen varsa getirin. Temelin fıkrasına benziyor. Hani başbakan olmak istiyorum deyince diyorlar ya sen deli misin? Şart mıdır diyor. Bu da bunun gibi. Bunlara gerek var mı diyor. Elbette var diyorlar. O zaman ne yapacağız diyor. Nizami Mülk'ün verdiği çok ilginç bir cevap var. Oğuzları eğitmemiz lazım. Medreseler bizim hakikaten millet olmamızı, hukuk bilincini elde etmemizi, dili kazanmamızı. Ya Allah aşkına o dönemler bizim bir dilimiz var mı yazılı? Karahanlılar bir divan lügatı Türk'le Kutatbilik yazdılar. Ama o Karluk Türkçesi ya da Doğu Türkistan Türkçesi Oğuzların var mı? Oğuz yazılı metinleri 1270'ten sonradır. Bu süreç bizi tarihi bir millet haline getiriyor. O açıdan medreselerin hakikaten Türk tarihi için böyle bir fonksiyonu da vardır. Ama tekrar ediyorum, fonksiyonlarına, işlevlerine bakmak lazım bu tür kurumların. Yoksa kurum kurum olarak çok önemli değildir. Tarihsel yapılardır. Hani İbn Haldun'un dediği gibi tarih kesbi bir şeydir. İnsanlar tarafından yapılır, yaparlar, üretirler. Bazı soruları çözerler, sorunlarını hallederler. Ama o işlev ortadan kalktığı zaman onu kutsamanın ya da onu ululamanın bir anlamı yoktur evet. diye düşünüyorum. Tabii hocam Osmanlı Devleti'nin yükselmesinde mevcut eğitim öğretim müesseselerinin büyük rolü olmuş. Kesinlikle, ve tabii. Ortak dil ve ortak akıl çok önemli sizin ifade ettiğiniz gibi. Yani İslam medeniyetine kazandırdığı en önemli şey belki de ortak dil ve ortak akıl. Buradan bir çıkış noktası yakalamak mümkün. Artı yani sadece dini ilimlerin okutulduğu yerler değil ve bütün alimlerden bütün bahsettiniz. Bütün bürokratlar oradan geliyor efendim. Osmanlı Devleti'ndeki bütün bürokratlar medreselerden gelir. Bunu Taşköprüzade tarihinde anlatmıyor mu? Kadıya ihtiyaç var Orhan Gazi döneminde. Medreseden istiyorlar. Nişancılar, bütün o tabipler, efendim Şeyhülislamlar, kaz askerlerin hepsi medreseden geliyor. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti'ni, Osmanlı Devleti diyoruz ama bu uç bir beyliği ya. Üç beylikten devlete dönüştüren ulemadır. Osman Gazi döneminde geliyor ya Alaaddin, Konyalı Alaaddin. Efendim diyor vergi almak lazım, şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım. Bunları bilmiyorlar ki bu insanlar. Yani devleti organize eden, devlet kurumlarını ortaya koyan ulemadır. Buradaki ulemayı sadece biz din anlıyoruz. Medrese deyince aklımıza din geliyor. Evet, alim deyince de öyle aklımıza geliyor. Niye ama bakın, aslında. Niye bakın bir şey söyleyeyim işte. Burada bizim suçumuz var. Nedir o? Biz bugün Türkiye'de büyük oranda İslam medeniyeti dediğimizde ilk 400 yılı anlıyoruz. Gazali'den sonra her şey bitti diyoruz. Gazali'den sonra her şey bitti demek Selçuklu Osmanlı tecrübesini çöpe atmak demektir. Ben de diyorum ki doğrudur. İlk dönemde medreseler bir fıkıh kurumlarıydı. Hukukçu yetiştirmek için kuruldu. Ama özellikle Orta Asya'da Gazali'nin talebeleriyle Sultan Sencer ve Hazemşahlar döneminde medreseler yeniden organize edildi. Ve tırnak içerisinde ben çağdaş karşılaştırma yapmayı sevmem ama bir tür üniversiteye dönüştüler. Burada dil bilimleri, dini ilimler, felsefi ilimler, matematik bilimler hepsi okutulmaya başlandı. Ve bu gelenek Moğollar önünden kaçan alimler tarafından Anadolu'ya taşındı. Anadolu'daki özellikle 1200'den sonra Alaaddin Keykubat ve sonrası bahususta Osmanlı dönemindeki medrese tecrübesi ilk dönem medrese tecrübesine dayanmaz. Büyük oranda Sultan Sencer ve Hazemşahlar dönemi medrese tecrübesine dayanır. Diyelim ki Molla Fenari Bursa'da medreseyi organize ettiği zaman burada mantık var, usul var, efendim astronomi var, matematik var. Ve zaten Fatih'ten sonra Semaniye Medrese tamamen bu şekilde organize ediyor. Ali Kuşçu ve arkadaşları Semerkant'tan geliyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin ihtiyaç duyduğu tüm okuma yazma bilen, hesap yapabilen bütün insanlar, tüm insanlar buradan devşiriliyor. Zaten benim kişisel kanaatim şu, büyük imparatorluk milletlerin belasıdır. Niye? Büyük bir organizasyonu ayakta tutabilmek için sürekli hareket halinde olmanız lazım. Binlerce insana ihtiyacınız var. İbn Haldun Mukaddime'de diyor ki niçin Araplar alim yetiştiremedi diyor. Hep ya İranlılar ya Türkler ya Berberiler. Çünkü Araplar büyük bir imparatorluğu yönetmekle meşguldüler. Vakitleri yoktu. Evet. Hocam bir de dikkat çeken o dönemin alimlerine, ulemaya baktığımız zaman çok yönlü. Birçok alanla ilgilenmişler. Şimdi biz bunu anlamakta da zorluk yaşıyoruz. Çok eser vermişler. Çok farklı alanlara ilgi duymuşlar. Bu hem doğru duymuşlar. Hem yanlış. Şöyle bizim bildiğimiz alimler, bugüne gelen alimler o kadar büyük alimler ki biz onları biliyoruz. Diyelim ki hepimiz İbn Sina'yı biliyoruz.
Değil mi? Efendim Kadızade'yi biliyoruz, Seyyid Şerif Cüzcan'ı diyoruz, Fahrettin Razi diyoruz. Bunlar çünkü hakikaten ulema-i kül dedikleri, alim-i kül yani bütünü bilen adamlar. Ama sırf onlar yok ki. Onlar tarihin derinliklerinden bugüne gelen ve büyük olduğu için gelen insanlar. Binlerce insan var. Her dönemde ta Babillerden itibaren tek bir konuyu bilen var, üç konuyu bilen var, bütün konuları bilen insanlar var. Yani Yunanlı filozoflar, bilim adamları her şeyi mi biliyor? Hayır. İslam dünyasında da bütün alimler, her şeyi bilen alimler mi? Hayır. Belirli alanda uzman olanlar, uzmanlık var. Sırf matematikçi olanlar var, sırf felsefeci olanlar var, sırf fakih olanlar var, sırf muhaddis olanlar var. Ama bunun yanında o doğal piramidiyel yapının en tepesinde de allame dediğimiz nakli ve akli ilimleri, hatta tıbbı, sağlık bilimlerini aynı anda bilen ve aynı seviyede ürün veren dev isimler var. Biz onları biliyoruz. Yoksa herkes her şeyi bilmiyor. Ama şunu vurgulamak lazım. Gelenek de, bu sadece bize ait değil tabii, malumattan önce yöntem öğretilir. Malumattan önce yöntem. Yani bilgi nasıl elde edilir? Hani ilim, ilmi bilmektir. İşte tam bu. Yani ilim nasıl tahsil edilir? Nasıl elde edilir? Siz bunu öğrettiğiniz zaman bir kişi kendi başına da belirli bir alanda informasyonu, malumatı devşirir zaten. Şimdi bakın, medreselerde üç vazgeçilmez bilim vardır. Dil, mantık, matematik. Özellikle o dönemdeki... Bütün öğrenciler için midir hocam bu? Yani bu benim bahsettiğim Sencer, Harzemşah geleneği, Osmanlı geleneğinde bütün öğrencilerin bunu okuması lazım. Dil, mantık ve matematik. Evet. Neden? Çünkü akıllı, sağlam düşünceye alıştırmak lazım. Dil, formel bir bilimdir. Nasıl cümle kurarsınız, nasıl çekim yaparsınız filan. Mantık aklın grameridir. Nasıl düşünürüz, nasıl kavram üretiriz, nasıl tanım yaparız, nasıl çıkarım yaparız, nasıl önerme kurarız, bilgiyi nasıl denetleriz. Matematik de bunun formel düzeydeki uygulamasıdır. Özellikle geometri, aksiyomatik yapıyı verir size. Bakın örnek verelim. Mesela mantık. Ya ben bu kadar mantık düşkünü olan bir gelenek görmedim. 6 sayfayla başlıyor, 3000 sayfayla bitiriyor. 9 tane mantık kitabı okuyorlar. Matematik hakeza öyle. Dil zaten dini tarafı da olduğu için, Kur'an-ı Kerim'le alakalı olduğu için. Bugün biz modern bilimde bile 1860'tan sonra 3 alanı çok önemsiyoruz. Dil, semantik, sentak, semiyoloji, mantık, özellikle matematiksel mantık ve hiç şüphesiz matematik. Modern bilim matematik olmadan olmaz. Matematiksel düşünceyi kastediyorum ben burada. Formül yazmak, problem çözme değil. Matematiksel düşünce, nedir matematiksel düşünce bizim klasik gelenekteki adı? Riyaziyat. Ne demek? Spor demek. Oradan geliyor. Niçin? İnsan zihnini soyut düşünmeye alıştıran ara bilimlerdir. Çünkü matematik ne fiziktir ne metafiziktir. Aradadır onlar. Yarı soyut yarı somuttur. Yani daire soyuttur ama aynı zamanda daire, tahtadan daire yapabilirsiniz. Dolayısıyla sizin zihninizi alıştırıyor. Somut düşünmeye, sarın, dakik düşünmeye alıştırıyor. Bu son döneme kadar devam eden bir şey. Onun için medreselere ahlanıp vahlanmak değil de bu tecrübeden bugüne ne devşiririz ona bakmak lazım. Evet. Güçlü bir dil olmadan, hani eskilerin tabiriyle dakik bir diliniz yoksa sahih bir tasavvurunuz olmaz. Dinde de bu böyledir. Hele sosyal bilimlerde dilsiz hiçbir şey yapamazsınız. Yapamıyoruz zaten, kavga ediyoruz yani. Evet. Sizin bir ifadeniz var. Hani Türkçe büyük devletler kuran bir dil. Bunu konuşuyoruz programlarımızda. Düne bağlayan bir dil ve milletlerin hayatında dil ve din çok önemli. Siz diyorsunuz ki her bir entelektüel için günümüz şartları içinde İngilizce öğrenmek farz-ı ayn'dır. Ama İngilizce eğitimi ihanettir. Hele de manevi, beşeri, toplumsal bilimlerde, evet, gibi bir ifadeniz var. Bunu açalım hocam. Şöyle bakın, Osmanlı medreselerinde metinlerin hepsinin Arapça olmakla birlikte eğitim dili Türkçedir. Ders takrirleri Türkçe yapılır. Boşnak medreselerinde ders takrirleri Boşnakça yapılır. Arap medresinde Arapça yapılır. Kürt medresinde Kürtçe yapılır. Buna bile dikkat ediyorlar. Şimdi efendim, düşünce doğal bir şeydir aslında. Formel bir ifadesi vardır ama doğaldır ve kişinin ana diliyle yapılır. Anne dili demiyorum bakın. Anne dili başkadır. Ne fark var? Anneden öğrendiğiniz dildir. Ama ana dil demek bir kültürün uzlaşımını mümkün kılan dil demektir. Şimdi siz Amerika'dasınız diyelim. Amerika'da herkes anne diliyle eğitim yapmak istese ne olur? 500 tane dil var Amerika'da. Ben orada az çok yaşadım. Ama İngilizcedir ana dil. Ana temel demek burada. Ana dil. Şimdi bir kültürün iletişimini, bireyleri arasındaki iletişimi mümkün kılan temel dil ana dildir. Dolayısıyla özellikle sosyal bilimler ana dilde yapılmalı. Kastettiğim bu. Bakın ben İngilizce ders verdim. Ya dile odaklanmaktan yaratıcı olamıyorsunuz ki.
Ama ben Türkçe ders anlatırken pek çok şey yakalıyorum. Çünkü beyin akıyor. Siz dili sadece harflerden kurulu, efendim kağıdın üzerine yazılı olarak bir şey zannediyoruz biz. Halbuki bizim duygularımızın, fikirlerimizin, bizatihi kendimizin dışa vurumunu sağlıyor. İlam ve istilam eskilerin tabiriyle. Elbette düşüncemiz dilden daha geniştir ama size aktarırken, kendimizle ifade ederken bir dil üzerinden çıkıyorum. O açıdan yaratıcılığı mümkün kılıyor ana dil. Ama elbette çağın vakası var. Yani bu diyelim ki milattan önce 3000'de Sümerceydi. Sonra Akatça oldu, Babilce oldu, efendim Yunanca oldu. 1000 yıl Yunancaydı hikmetin dili. Sonra Arapça oldu. İşte Avrupa'da Latince oldu, Fransızca oldu. Bugün İngilizce. Yani ekonomik ve politik gücü elinde tutan kendini buyurur. Hani eskilerin bir sözü var. Başkent kendini buyurur derler. O açıdan çağın hani İbnül Vakt olmak lazım. Sufilerin öyle bir sözü var. Zamanın çocuğu olacaksın. Yaşadığın zamanın. Bunu dikkate alacağız. Kültür diliyle var olur. Özellikle Anadolu Balkan kültürü için dil aynı zamanda dinimizin bir devamı. Ayrı değil. Anlatabiliyor muyum? O açıdan hani dilimiz dinimizdir diye aforizma kullanmıştım. Türkçe de Müslüman olmuş bir dildir. Bunu ancak siz geriye doğru Türkçe'yi takip ettiğinizde görebilirsiniz. Bütün günlük terminoloji inanın din dilindendir bizde. Arapçada bile bu yok. Arapça halis Arapçayı kullanıyor. O açıdan tekrar etmekte fayda var. İngilizce öğrenelim, Arapça öğrenelim, Çince öğrenelim, klasik dil. Biz bugün mesela felsefe bölümünde İngilizce yanında bir klasik Yunanca, Latince ya da Arapçadan bir dili de öğrencinin öğrenmesi için zorunlu kılıyoruz. Çünkü sosyal bilimde de klasik dil şart. Bunları öğrenelim ama iletişimimizi, bildirişimizi, üretimimizi Türkçe üzerinden yapmak zorundayız. Evet. Başka türlü bu kültürü idame ettiremeyiz. Hocam biz Arlan Süren'in sonuna geliyoruz ama şunu da ilave olarak sormak istiyorum. Hani klasik Türkçe dedik, işte yeni Türkçe dedik. Birbirinin yerine kullandığımız kelimeler var. Alim diyoruz, münevver, aydın diyoruz. Bunu sormak istiyorum. Belki farklı yerlerde de ifade ettiniz ama bu da kargaşa oluşturan kavramlardan, kelimelerimizden birisi. Birbirinden farkı var mıdır? Varsa nedir? Değer... Tabii hepsinin birbirinden farkı var şüphesiz. Şimdi şöyle, dil doğal gelişme sürecinde kavramını yaratır. Kavramını yaratmadığınız şeyi göremiyorsunuz zaten. Yani her tespitinize bir kavram koyuyorsunuz. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Klasik Türkçenin kavramlarını kullanarak bir düşünce tembeli diyor. İlim başka, bilim başka. Hakikat başka, gerçeklik başka. Bunlar doğru değil. Yani sözcüklerle bu işler olmaz. Mefhumdur önemli olan. Lafız değişse bile siz mefhumu muhafaza ettiğinizde A dersiniz, B dersiniz fark etmiyor. Şimdi alim ve benzeri elbette bunların 100 yıl önce, 200 yıl önceki anlamları farklı, bugün farklı. Yani bir Arap ne kullanacak? Alim kullanıyor adam. Yani münevver kelimesi onda yok ki. Münevveri biz icat ettik. Şimdi o milattan sonra 5. yüzyılda da alim diyordu. 6. yüzyılda, 7. yüzyılda, 10. yüzyılda şimdi de alim diyor. Matematikçiye de alim diyor. Din alimi de alim diyor. Ama bizim Türkçe'de böyle bir kargaşa var. Fransızca kelimeyi almışız. Klasik Türkçeden bir kelime gelmiş. Bir de biz yeni Türkçe uydurmuşuz. Hepsi aynı mıdır, farklı mıdır kavgasını yapıyoruz. İçerik olarak farklı olabilir. Önemli olan burada bizim bunları tanımlamamız. Eğitim bir ortak akıl, ortak dil sağlıyor. Problem o. Yoksa problem kelimelerin, sözcüklerin kendisi değil. Gazali'nin cümlesini tekrar diyoruz hep. Sözcüklerle ahmaklar düşünür diyor. Alim insanlar mefhumlarla düşünür. Yani o sözcüğün karşılık geldiği içerik ne? Ben size alim desem, aydın desem, münevver desem, içerik aynıysa o kelimelerin farklı kullanmanın hiçbir anlamı yok ki. Ama alim dediğimde mefhumu nedir bunun? Münevver dediğimde mefhumu nedir? Aydın dediğim mefhumu nedir? Bunları iyi bilirsem bu üç kelimenin içeriği de birbirinden farklıysa üç ayrı kelimeyi kullanmak anlamlıdır. Ama değilse sadece kuru gürültü, kuru kalabalık. Evet, en çok eleştirilen hususlardan biridir. İşte Türkiye'de aydınların halktan kopuk, halkın değerlerine yabancı olduğuyla ilgili de peki, düşünceler. Peki alim diyelim buna. Yani alim demek bunu... Öyle demeyiz genellikle. Aydınlar için hayır, kullanırız. Emin olun öyle alimlerimiz var ki bu topraklarla fazla alakası yok. Ya da münevver diyelim. Ben içeriye bakmayı teklif ediyorum. Yani aydın kelimesiyle ben sorumlu olan biriyim. Ben yazı yazdım bununla alakalı. Aydın bizden değildir. Aydın modernizmin rahipleridir. Değil. Ya da Jean-Paul Sartre'ın deyişiyle aydın Batı'nın borazanı olan insanlardır bulundukları kültürlerde. Biz buradan üfleriz, onlar oradan çalar diyor. Bu tamam. Ama öyle alim diyebildiğimiz ya da münevver diyebildiğimiz insanlar var ki onlar da oradan farklı davranmıyor.
bu tek başına yeterli değil demek istiyorum lafzı değiştirmek. Elbette çok önemli. Ama içeriye de dikkat edelim. Niye karşılık geliyor bu sözcük? Buna mefhum diyoruz. Bu mefhumu göz önünde bulundurmamız lazım. Yoksa tek başına sözcükleri değiştirmek, yani şöyle bilim iyi değil, ne yapalım, milim yapalım. Olmadı ki yani, içerik aynı kaldıktan sonra lafız değiştirmenin bir anlamı yok. Bilim sözcüğünün mefhumu ne? Milim sözcüğünün mefhumu ne? Ona bakalım. Yani şu demektir, ilim başka, bilim başka. Nedir başka olan? Ya ilim bile, Hazreti Peygamber zamanında ilimden aynı şey mi anlaşılıyor? Ya hadi bir batı literatürüne bakalım. Sen Newton'a sen bilim adamısın, bilim yapıyorsun desen güler sana. Çünkü yok ki Newton'da o sözcük. Newton bilimin ne olduğunu bilmiyor ki. Sözcükten insanlar gibi doğarlar, gelişirler, büyürler. Başkalaşırlar, anlamları daralır, genişler. Yani bu kadar sabit şeyler değil. O açıdan şu sözcükler meselesini çok ciddi bir şekilde göz önünde bulundurmamız lazım. Sözcükleri değiştirmekle bu işler olmaz. Anladın mı? Bir şeyin başına İslam getirmekle de işlerin düzeceğini zannediyoruz ya. Bilim, İslami bilim. Sinema, İslami sinema. Yani içeriktir önemli olan burada. Mefhumdur. O gerçeklik küresindeki durumdur. Yoksa biz diyelim ki başka bir dil de icat edebiliriz bunun için. Deriz ki bunların hepsi yanlış. Bundan sonra biz nemim diyoruz. Nedir nemim? Şu şu şunu yapmaktır. Bunu bilirsek anlaşabiliriz. Hocam ama kelimelerin de çağrışım yaptırdığı anlamlar var. Onu kaçırabiliyoruz. Yani o mefhum diyorsunuz ya siz. Yani doğru, o yüzden dille doğru. Oynamak çok tehlikeli, çok tehlikeli bir şey. Evet, çok tehlikeli tabii. Namus, kamus ilişkisini kurar ya Cemil Meriç. Evet, kamus namustur tabii. Namus kelimesi biliyorsunuz derinden gelen ses demektir. Her kültürün, her dilin o derin yapısını tahrip etmiş oluyorsun sözcüğü kolayca değiştirdiğinizde. İçeriden bir ses gelmiyor. Gelse de kafanızı karıştırıyor. Hocam o kadar çok soru geliyor ki peş peşe ama bizlerden sürenin sonuna geldik. İnşallah bir başka programda devam etmiş İnşallah. Olalım sohbetimize, virgül koymuş olalım. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz efendim. Bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz. Evet değerli dinleyenler, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu hocam bugün misafirimizdi. Ve biliyoruz ki bu toprakların şimdilik üstünde olan bizler toprağın altındakilerle bağımızı korumak, emaneti çocuklarımıza temiz bırakmak zorundayız. Gayretimiz bu yönde. Bir sonraki programda aynı gün ve saatte tekrar birlikte olmak umuduyla. Hoşça kalın. Asya steplerinden Anadolu bozkırlarına, 3 kıta, 7 denizde insan ve medeniyet. Hazırlayan ve sunan Saniye Öztürk.